Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videomuzda sizlere İngilizcede nesne zamirleri object pronoun's konusunu anlatacağım. Daha önceki videolarımızda personal subject kişi zamirlerinden bahsetmiştik. Şöyle kısaca bir hatırlatmak gerekirse İngilizce basit bir olumlu cümlenin özneyle başladığını, fiille devam ettiğini ve gerekli durumlarda nesne aldığını artık biliyoruz. Ve özne yerine herhangi bir kişi zamiri kullanabiliyorduk ismin yerine. Mesela Ali ismin yerine he erkek olduğu için o anlamında. Kendim için I, ben, you, sen, he erkekler için o, she bayanlar için o, it cansız varlıklar ve hayvanlar için o, we, biz, you, siz çoğul anlamda ve they onlar olarak kullanmıştık subject pronouns özne olan zamirlerimizi neyin yerine kişi adlarının isimlerin yerine kullanmıştık. Bugün ise object pronouns yani nesne olan zamirlerden bahsedeceğiz. Zamir zaten ismin yerine geçen demektir. Türkçe karşılığı. Şimdi İngilizce bir cümlede Ali loves Ayşe diye bir cümlemiz var. Burada öznemiz Ali. Ali Love fiili var. Sevmek fiili. Kimi seviyor? Ayşe'yi. Biz fiile kimi, neyi sorusunu sorduğumuz zaman nesne elde ederiz. Buradaki Ayşe ismi de nesne durumunda. Bu ismi e, tekrar etmek yerine kısaca biz object pronoun, nesne olan zamir kullanabiliyoruz İngilizce'de. Nasıl mı? I ben demek. Me, beni, bana. You, sen demek. Nesne durumunda seni sana yine you aynı şekilde. He erkekler için oydu. Him onu ona. She bayanlar için oydu. Her <laughs> onu ona. It cansız varlıklar için oydu. Yine aynı şekilde it olarak onu ona nesne durumunda kullanılıyor. We bizdi. Us bizi bize. You siz yine aynı şekilde you sizi size olarak kullanılıyor ve son olarak they onlar them onları onları anlamında nesne durumunda kullanıyoruz. Yani burada ben Ali yerine özne durumunda olduğu için kim? Erkek olduğu için he kullanacağım. Kimi? Ayşe'yi. Onu anlamında bayan olduğu için de her kullanabileceğim. Yani nesne olan zamirler object pronouns İngilizcede fiilden sonra nesne durumunda olan isimlerin yerine kullanılıyor. Tabii ki bu ezber gerektiren bir konu. Sürekli tekrar etmeniz ve kullanmanız gerekiyor ki aklınızda yer etsin, ezberleyebilirsiniz. Kişi zamirleri isimlerin ve kişi adlarının yerine fiilden önce kullanılır. Mesela basit bir İngilizce cümlede Ali is a teacher cümlesinde, Ali bir öğretmendir cümlesinde. Ali ismini ikinci cümlede bir daha tekrar etmek yerine Ali is from Muğla demek yerine kısaca Ali isminin yerine özne olduğu için he kullanabiliyoruz. Nesne olan zamirler ise yani object pronouns bir fiil ya da edattan sonra kullanılır. Nasıl? Look at diyor. Emir cümlesi daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Bak kime? Ayşe'ye. Buradaki Ayşe isminin yerine kısaca onu, ona anlamında her olarak nesne durumdaki e, ismin yerine her onu şeklinde kullanabiliriz. Cümlede tek başına ya da sıfatlardan sonra da nesne zamiri kullanılır. Nasıl? Mesela şöyle bir sorumuz var. Who is hungry? Kim aç? Kısaca me. Ben şeklinde cevap verebilirsiniz. Yani I am hungry. Ben açım demek yerine kısaca me şeklinde de kullanılabilir. Ya da sıfattan sonra mesela happy mutlu sıfatımız var. Happy you ne mutlu sana gibi sıfatlardan sonra da tek başına nesne zamiri kullanılabilir. Happy you şeklinde ne mutlu sana şeklinde kullanılabilir. Örnek cümlelerimize bakalım. Mesela bu cümlede look at it ona bak diyor. Neye sorusunun cevabı it. Onu ona. Nesne durumunda. Burada ise it is a watch o bir saat. Cümle başında özne olarak kullanılmış. Look at him. Ona bak. Neye? Kime bak? Ona. Bakın burada nesne durumunda him, onu, ona. Burada ise he is an actor. O bir aktör. özne durumunda. Look at bak yine kime? Her, ona. Nesne durumunda olduğu için her. Burada ise she is an actress. O bir actress. Burada özne durumunda she olarak kullanmamız gerekiyor. Look at it ona bak yine burada nesne durumunda it is a cat o bir kedi özne durumunda look at them onlara bak birden fazla ve they are police officers burada da they özne olarak kullanılmış yani kısaca özetlemek gerekirse arkadaşlar kişi zamirleri cümle başında isimlerin yerine kullanılır I, you, he, she, it, we, you, they şeklinde nesne olan zamirler yani object pronouns ise fiilden sonra isimlerin yerine kullanılır. Nesne durumunda olan isimlerin yerine. Daha önce söylediğim gibi bol bol tekrar etmeniz gerekiyor. Çünkü ezbere ezberlenmesi gereken bir konu. Ama şunu bileceksiniz. Nesne olan zamirler fiilden sonra kişi zamirleri ise fiilden önce isimlerin yerine kullanırlar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Burada da yine tablo halinde görebiliyorsunuz. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı ve lütfen abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.